Sophia, future history. You were always a piece of shh. You rub and you dirt on everyone's curd. You know how to be a ¿Dónde están tus modales? Que no aprendiste ni a saludar. Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Can I let my love in? He's mine. If love's the game, you play a million times. I'd be giving for me. I'll be good company. Baby, me on the edge. Dice and the rule of oh. If you wanna turn it on, go get a light bulb. Después bailamos. Yeah. If you wanna turn it on, go get a lighter. Después bailamos. Yeah, yeah. Oh, un, dos, tres. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime un, dos, tres. Un, dos, tres. La, 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 la.
Gerçeğe giderken Atakum'da deniz sahilinden çıktıktan sonra denizle buluştuğumuz tek nokta. Ondan sonra zaten Gerçeğe kadar deniz sahiline gideceğiz. Yakakent, Samsun'u dedik ya, yazın insanların dolaştığı ve genelde yazlıkların olduğu bölgedeyiz. Bize bir zamanlar aslında mal gölü diyorlardı. Yani o ormanlık alanda biz göl mü olur diyorduk. Meğersem tabelada Çam Gölü yazıyor. Yani Bal Gölü değil de Çam Gölü'ymüş aslında orası. Burası da aslında insanların denize gelebildiği güzel yerden birisi ama birazcık deniz sıkıntılı gibi gözüküyor. Yine de yüzülür. Çok tertemiz burası. Harika bir yer. Biz biraz sonra karşıdaki son 7-8 yıldan beri hizmete açılmış olan sahil yolundan Gerze'ye sanıyorum. Buradan bir 15-20 dakikalık bir mesafemiz var. Hadi gidiyoruz. Yo, from
Tarihi Deniz Feneri dediğimiz işte şurası. Çok sık geldik biz buraya. Şimdi gördüğün yer var ya, evlerin olduğu yok şimdi. Yatağında bir yıldızlar da uçuyor ya. Kalga kramlar yapıyor şimdi. Dalga kramlar yapılmış. Sanırım dalga kışın havanı zehirlemesin diye düşünüyorum. Şu anda hava da bu kadar açık. Sinop. Şu bak herhalde. Tertemiz, bakımlı. Tarızlar dalgalar yıkartmasın diye muhtemelen yapmışlar. Gerze deyince yazın hareketli oluyor. Gerze'nin hareketliğinde renk katan sokaklardan bir tanesi. Liman içine girerken işte gördüğünüz bu manzara, Şemsiyeler Caddesi mi diyelim, Şemsiyeler Sokağı mı diyelim. Hakikaten de iyi düşünülmüş. Şu manzaraya bak. Ne kadar güzel değil mi? Bazı yerlerde görüyorduk ama Karadeniz'in incisi Gerze'de de artık böyle bir sokak var. Gelin Gerze'deki bu sokağın, bu sokağın neşesine, tadına bakın. Adnan Menderes Sanat Sokağı. Evet. Ve Gerze'nin seyir terası burada.
Gebze Seyir Terası burası değil mi arkadaşlar? Aileler, turistler geldi. Hatıra resmi çekiyorlar. Gebze Limanı ayağınızın altında. Vallahi işin açıkçası Gebze deyince benim aklıma hep deniz geliyor. Yani Samsun'dan günübirlik sabah çıkıp akşam geliyorum. Samsun'a. Ama Gebze için sadece denizi konuşamayız ki. Ülkemizin hangi ili, hangi ilçesi için sadece belli standartlarda, belli noktalarda değil, o kadar zenginlikler var ki. Şimdi Gebze'ye bir seyir terası yapmışlar. Güzel olmuş hakikaten. Adnan Menderes Sanat Sokağı, Gebze'yi bilenler bilir, limanın üstündeki. Burası yazın çok hareketli olur. Hele akşamları inanılmaz kalabalık olur. Ama Gebze Seyir Terası da yeni yapılmış. Geçen sene yoktu sanırım. Tamamen limanın görsel anlamda limana hakimsiniz burada. Karşıda Samsun'dan gelen yol, işte viyadük yol, karşıda tekneler. Ya muhteşem bir manzara. Yani sadece deniz olarak algılamıyoruz Gebze olayını. Sanat, kültür, doğa, hepsi Gebze'de var. Evet, biz şimdi biraz liman turu yapacağız. Artık limanın içinde herkesi bekliyoruz. Hadi ben gidiyorum. Siz malzemeleri alın, gidiyorsunuz. Ben turluyorum. Gebze'yi nasıl anlatalım bilemiyorum ama kışın sessiz ve sakin, yazın ama tam aksine trafiğin yoğunlaştığı, bazen bu farklılıkları kimleri fark edemese de inanın Gebze gözümde hakkıyla o kadar büyüyor ki, deniziyle çok konuşulan yerlerden emin olun çok farksız. Sinop'un Şirin ilçesi son yıllarda, son onlu yıllarda hatta atakta bu konuda. Ben de yazın günübirlik dahi olsa Gebze'ye Samsun'dan gidip gelmekten kesinlikle çekinmiyorum. Zaten yaz ayları nüfusu Gebze'nin 2'ye 3'e katlanıyormuş. Gebze insanların huzuru bulduğu, kendini dinlendirdiği, ne diyeyim, ben kendi adıma söylüyorum, mini tatil mi, kaçamak mı dersiniz bilemem ama Gebze gerçekten benim vazgeçilmezim. Fırsat buldukça kaçıyorum Gebze'ye. Samsun'a çok da uzak değil. Liman içi denize nazır yerin sahibi sanki benim. İşte yanı başımızda bulunmaz böyle bir mekan varken sadece güneş ve deniz adına Ege Akdeniz kıyılarına koşanları anlamakta da zorlanırım. İnanın belki de 5'te 1 maliyetle deniz ve güneşle buluşabileceğiniz ender yerlerden Gebze. Ben de aslında malum yerlere giderim ama sadece deniz için asla. Özellikle Samsun ve Sinop yakınlarında yaşayanlar adına söylüyorum. Ayağımızın dibindeki böylesine bir güzelliği acaba umursamıyoruz gibi geliyor bana. İnanın fazlası var eksiği yok. Deniz için yüzlerce kilometre uzaklara gitmenin gereksiz olduğunu yaz aylarındaki yoğunluğuyla kanıtlamış bile. Sinop ve Samsun arasındaki yolun da güvenli olması Gebze açısından büyük bir artı değer. İşte Gebze'de sırtını dalga kırana yaslayıp Gebze'yi seyredeceksin. Sonra limanda kulaç atarken kendini Yunus balığına benzeteceksin. Hani bir zamanlar Gebze'de Aydın adını verdikleri bir Yunus balığı misafir etmişlerdi. Bir de denize aşıksan, denizi seviyorsan, yüzmeyi seviyorsan inan her şeyi unutturan bir yer Gebze. Gebze'yi seyretmek bambaşka bir şey. İster yüksekten seyret, ister sahilden seyret. İnanın huzur var Gebze'de. Liman bölgesi akşamları insan kalabalığı yaz aylarında. Hani o denize vuran yakamozları seyrediyorsunuz ya, denizin nazire yapması ise ayrı bir keyif veriyor.
Bir de limana dönük, limana nazır bir semaver çayında yudumlamak var ya, öf, vermeyin keyfine. Limanın kenarına da bu sene fark ettim suni bir şelale ve değirmen. Gerçekten güzel olmuş, zenginlik katmış ilçeye. Hatta limanın içinde sıra sıra dizili tekneler fotoğraf meraklıları için o kadar büyük bir değer ki harika görüntüler var. Malum Gerze 1956 yılında büyük bir yangın atlattı ama devlet bu yaraları sardı. 1992 yılında da balıkçılar önce açıklarda gördükleri şeyi tereddüt edip sonra limana getirip Aydın adını verdikleri Yunus heykeli de liman girişinde. Artık Aydın denilen Yunus balığı Gerze ile simgeleşmiş. İlçe sadece sahil değil, denizden uzaklaştıkça iç kesimler ayrı bir doğa harikası. Velhasıl ben diyorum ki ne Marmaris ne Fethiye, bir başkasın sen Gerze. İnanın bu kısa anlattıklarım Gerze için az bile kalır. Gidip göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Ve eminim ki bana hak vereceksiniz. Yani benim hobim arkadaş, Gerze'ye ben yüzmek için gelirim. Gerze'nin her türlü zenginliği var, güzelliği var. Ama denizi pırıl pırıl. Levent siz yürüme gidin, ben yüzerek gidiyorum arkadaşlar. Süper.